Aziz dinleyenlerim, yaklaşık 20 yıldan beridir resmi olarak düzenlenen ama asırlardır Mevlid-i Nebi olarak gelenek halinde bizim kültürümüzde bulunan sevgili peygamberimizi anmak adına pek çok program yapılıyor günümüzde. Sizler gibi bu salonu gönülden dolduran değerli dinleyenlerimizin dün akşam Sakarya'da bir benzerini icra etti oradaki kardeşlerimiz. Her yerde zaman yaşlandıkça Kur'an gençleştiği gibi zaman geçtikçe Resulullah Efendimizin aşkından ve muhabbetinden hiçbir şey eksilmiyor ve her geçen yıl hamdolsun onu anmak adına düzenlenen programlar çok büyük katılımlarla icra ediliyor. Rabbimize hamdolsun. Bu şu demektir: seven sevdiği için, Habibim dediği için bizlerin gönlüne onun muhabbetini ilka ediyor. Bunu lütfeden Rabbimize de hamdolsun. O öylesine bir güzeller güzeli ki yıllardır her yıl bir özel konu olarak gündeme alınıyor sevgili peygamberimizin özellikleri. Anlatılıyor ama henüz daha o yüce Resul'ün özelliklerini bitirebilmiş değiliz. Bir gönül erinin ifadesiyle bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa denmiş ya, Resulullah Efendimiz'i de anlata anlata bitiremiyoruz. Malumu arttıkça meçhulü de artan bir peygamber aleyhissalatu vesselam. Yaşama, adı için yaşama, her nefes de adını soluma ve düşme, adı için bin kere ve düşme, sevdasıyla toprağa. Örtüsüyle imanım karardı, yoluna gönül vermek korkudur, umuduyla beslenen özlemdir, adı için kavuşmak. Yaşama, adı için yaşama, her nefes de adını solumak ve düşmek, adı için bin kere ve düşmek, sevdasıyla toprağa. Rabbimiz, adını yüceltmek için bize kuvvet ver. Adınla yaşat bizi, adınla öldür. Binlerce canım olsaydı de,
bitmez olmaz, bitsiz olmaz. Sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Korkmayalım. Sevdasız olmaz. Dağları oyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyup zindan etseler, davamın önüne geçer. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, yarasız olmaz, çile şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gül. Efendim ben mikrofonu Sayın Başkan'a takdim etmek istiyorum. Mutlaka söyleyecekleri vardır böyle bir gecenin akşamında. Evet. Çok değerli Hazirun, öncelikle tebrik etmemiz, teşekkür etmemiz, takdir etmemiz gereken misafirlerimizi sizlerin huzurunda tekrar onlara şükranlarımı arz ederken aramızda olan İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatlarımızdan, Genel Merkezimizden, Genel Başkanımızı vekaleten katılan İrşat Başkanı Yardımcımız Sayın Hulusi Ünye Hocama teşekkür ediyorum. Yine aramızda Güney Hollanda Bölge Başkanımız Sayın Mehmet Yaramış abimiz, Güney Hollanda Bölge Teşkilatlanma Başkanımız Tahir Karademir abimize, değerli BYK üyelerimize, şube başkanlarımıza ve bu organize değmeye geçen tüm idari işler, tanıtma komisyonu, kadınlar teşkilatımız, kadınlar gençlik teşkilatımız ve siz değerli katılımlarınızla, teşriflerinizle bu salonu dolduran değerli teşkilat mensubu kardeşlerimize, hepinize canı gönülden, yürekten, şahsım ve bölgem adına şükranlarımı arz ediyorum. Bakalım kimi Umre'ye göndereceğiz? Mehmet Emin Ay Hocam, sizden rica edebilir miyim Umre çekilişini? Tabii bu arada içerideki görevli arkadaşlar dediler ki abi sana çıkarsa bizimle aynı odada kalacaksın. Muhteşem bir çalışma yapılmış gençlerle alakalı bu sene. Bütün gidemeyecek genç kardeşlere de şimdiden bir an önce niyet edin diyorum. Orada bir el kalktı. 774. Doğru mu abla? Allah mübarek etsin. Güle güle gidin. Kardeşlerinize de dua edin inşallah orada. Ben efendim bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşrifiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'daki duaların arasına alıp makbul eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Avrupa'daki bizimki de...